Tabii şöyle söyleyeyim, istemediğiniz ve beklemediğiniz bir sonuç. Basketbol olarak kastetmiyorum çünkü basketbol oynayabilecek şekilde bugünü iyi değerlendiremedik. Yani sahada hata yapmaya bile fırsat kalmadan bir kere eksik kaldık. Çok sorumsuz davrandık. Bu da böyle bir seviyede bugün bu maçın mental anlamda hazırlığını yapamadığımızı gösteriyor. Yani bu belki buralarda yeni olabiliriz ama oyuncuların da bu anlamda ne olursa olsun üstümüzde hiçbir stres ve gerginlik yokken her ne olmuş olursa olsun, yani ben hakemlerin de haklı olduğunu da düşünüyorum yani. İki pozisyonda da. Ama oyuncularımızın yapmaması gereken davranışlar sonucunda hem konsantrasyonumuzu kaybettik hem de zaten önemli iki tane oyuncu. Onları kaybettik. Neticede daha iyi basketbol oynamak için geldik, daha iyi şeyler yapmak için geldik ama maalesef bugün bizim için kötü bitti. Uzun seri, yani bu oyuncuların psikolojik anlamda işte kırılgan olmalarının sebebi yorgunluk da tabii ki muhakkak bunun içinde. Yorgunluktan da sürekli olarak iki günde bir, iki haftadan fazladır maç oynuyoruz. Ve çok süre alıyorlar. Tabii ki bu bir mazeret değil. Ama buna da bugün oyunun başında da, oyunlu maçtan önce de bunu konuşmuştuk. Sakin kalmak gerektiğini, uzun bir seri olduğunu. Maalesef bugün bizim için kötü gitti. Bundan sonraki maç önemli. Kendi sahamızda oynayacağımız maçların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de direncimizin olması lazım. İnşallah bu seride bundan sonraki maçla beraber daha kendi basketbolumuzu, bu sezon oyuncuların da çok büyük yani buraya gelene kadar oynadığımız o basketbolu tekrardan hatırlarız ve tekrar sahaya koyarız. Teşekkür ederim.